Evet arkadaşlar, şimdi bir delil hukukuna kısaca bakalım. Alman hukukundaki delillerle Türk hukukunda deliller arasında büyük bir fark yok. Üç tür delil var hukukumuzda. Bir beyan delilleri var, anlatıma dayanıyor. Bir belirti delilleri var, olaydan arta kalan izler şeklinde. Bir de belge delilleri var. Ve bu delillerin tümünün mahkeme önünde hakimin vicdani kanaatini oluşturacak şekilde ikame edilmesi ve tartışılması gerekiyor. Şimdi böyle bir tartışma adil yargılanma hakkının gereği. Fakat adil yargılanma hakkının gereği olan bu delillerin duruşmada ortaya konması bazı hallerde mağdura ikinci zarar verebilir. Mağdura tekrar zarar verebilir. Şöyle düşünün, bir cinsel suç mağduru olan bir kişi var, yetişkin. Başından geçen o cinsel suçu, kendisine karşı işlenen suçu duruşmada tekrar anlatması gerekiyor. Ve olasıdır ki savunma o kişiye karşı çeşitli saldırılarda bulunabilir. Daha evvel hayatına başka şeyler vardı vesaire şeklinde. Yani o kişiye ikinci bir zarar verir. Ve bu ikinci zarar bir de sırf anlatma dolayısıyla olduğu gibi sistem içine girmekten dolayı da oluyor. Şimdi bu doğrultuda Türkiye'de adli görüşme odaları ve çocuk izlem merkezleri oluşturulmuştu. Bu yeni yapılan değişiklik ile kanun ile Ceza Mahkemesi Kanunu 234 ve 236. maddeleri düzenlendi. Bunlar yine geçen haftanın mamulatı. 234 ve 236. madde. 234. maddede mağdur ve şikayetçinin haklarına yeni bir hak eklendi. Biraz aşağı doğru in. Tamam. Kırmızıyla gördüğünüz çocuk izlem merkezine gitmek için masraf yapacak ise mağdur, bunun karşılanmasına ilişkin bir düzenleme getirildi. Fakat bu kanunda yok ama bir de ceza kanununun 136. maddesine ikinci fıkra eklendi. Kişisel verilerin kullanmasıyla ilgili 136. madde. Çocuk izlem merkezlerinde cinsel suç mağduru çocuklarla yapılan görüşmelerin video kayıtları var. Ve bu video kayıtlarını izlerseniz adeta bir pornografi film seyretmiş gibi oluyorsunuz. Cinsel içerikli bir roman okumuş gibi oluyorsunuz. Çok ayrıntılı bir şekilde çocuğu için konuşturuyor uzman. Bunların aleniyete çıkmasını yasaklayan bir ceza hukuku maddesi eklendi. 136. maddeye ikinci fıkra. Yani çocuk izlem merkezlerinde yapılan bu kayıtların aleniyete çıkmasının cezalandırıldığı bir fıkra eklendi ki yerinde, çok yerinde bir düzenleme. Ama esas değişiklik 236. maddede oldu. 236. maddeye tam orada kal. Mağdur çocukların duruşmada dinlenmesine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Daha evvel bu çocuk izlem merkezleri ve AGO'lar yönetmelikle düzenlenmişti. Kanun yoktu. Şimdi kanuni düzenleme geldi bunlara. Ve bakın şimdi dördüncü fıkrada bir çocuk ise ve yüz yüze gelmesi mağdur ile sakıncalı ise aşağı doğru kayalım. Pardon, beşinci fıkrası. 103. madde ikinci fıkrasına düzenlenen suç mağduru çocuğun mutlaka çocuk izlem merkezinde dinlenmesi gerekiyor bundan sonra. O kadar ki duruşma sırasında da mahkeme heyetinin çocuk izlem merkezine giderek orada çocuğu dinlemesine ilişkin bir düzenleme getirildi. Mahkeme salonunda değil, çocuk izlem merkezinde yapılması gerekiyor. Bütün bunların hepsi mağdur haklarının korunması için yapıldı. Ve Alman hukuku da mağdur haklarının korunması ile büyük değişiklikler geçirmiştir. Onu da ifade edelim.
Ceza, Alman Ceza Mahkemesi Kanunu 406 D madde. 406 D. 406 D madde. Bakın burada yepyeni bazı şeyler göreceksiniz Alman hukukunda. Türk hukuku mağdur haklarını koruması bakımından çok ileri. Fakat Alman kanunda yapılan değişiklikler bambaşka. Çok çok daha güzel, daha ileri değişiklikler yaptılar. Suçtan zarar gören kişilere ek yetkiler verdiler. Ve burada psikolojik danışman getirildi. Psikolojik danışman. Bu psikolojik danışman duruşma sırasında mağdurun yanında durup ona psikolojik destek veriyor. Sadece bunu yapıyor. Faruk Erem'in Adalet Psikolojisi kitabı vardır. Kütüphaneden filan bulup onu okuyun, Adalet Psikolojisi. Ve her adalet sistemi içine giren kişi sıfatı ne olursa olsun çok heyecanlanır. Yılların hakimi kendisi sanık olup da hakim önüne çıktığında dizleri titrer. Yani psikolojik danışmanlık alması gerekiyor tanıkların, mağdurların. Onu düzenlediler ve çok da ek haklar verdiler. Bunları inceleyin. Bu sizde kalacak olan bir metindir. Mağdur haklarını çok detaylı bir şekilde yeniden düzenleyen Alman hukukunun gerçekten ileri bir adımı diyebiliriz.